Efendim günlük yayınımız devam ediyor. Yine bir konuğumuzla devam edeceğiz. Stüdyomuzda araştırmacı Sayın Haydar Yılmaz stüdyomuzda. Sayın Yılmaz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok önemli bir konuyu konuşacağız sizinle evet. Sağlığımız açısından. Bu anlamda şimdi probiyotikleri konuşacağız. Önce probiyotik nedir diye başlayalım. Yararları nelerdir diye de devam edelim efendim. Buyurun. Probiyotikler mikroorganizmalar, mikro canlılar. Mikropları biliyoruz. Evet. Kötü bakteriler. Hı hı. Bir de bunların iyi bakterileri var. Yani bize dost kötüsü bakteriler. Kötüsü olduğu gibi. Tabii. Hı hı. İyiler var. Bunlar da bizi hasta yapan, patojen diye ifade ettiğimiz, enfeksiyonlara yol açan, mikroplara karşı savaşan bizim askerlerimiz. Dost askerlerimiz bunlar. Hı. Böyle diyebiliriz. Yani vücudumuza iyi gelen. Evet. Bizi koruyan. Koruyan aynı zamanda. Sağlığımız için savaşan bakteriler bunlar. Hı hı. Aslında baktığımızda ağzımızdan bağırsakların son noktasına kadar mikrobiyota diye bir organ var. Bu böyle bildiğimiz beyin gibi, karaciğer gibi doğuştan olan bir organ değil. Sonradan oluşan bir organ. Ama yaklaşık 100 trilyon bakteriden oluşuyor. Ve bu dokulara tutunan bakteriler, özellikle probiyotikler, hastalıklarla ilgili bir şeyler geldiği zaman tehlikeler büyük bir savunma sistemini harekete geçirerek bu mikropları, virüsleri etkisiz hale getirerek bunları bertaraf ediyorlar ve sağlığımızı korumuş oluyorlar. Bize direnç kazandırıyorlar. Şimdi yayından önce Haydar Bey baktım probiyotik ne işe yarıyor diye. İshal, kabızlık, gaz ve şişkinliğe iyi gelir diye bir not hemen çıktı karşıma. Şimdi izleyicilerimiz de bu konuyla ilgili bilgiyi çok rahat bir şekilde alabilirler. Bağırsakta yaşayan iyi ve kötü bakteriler arasında bir denge kurulması ve iyi bakterilerin sayısının artmasına yarıyorlar. Evet, evet. Evet, sindirim sisteminden başlayabiliriz. Yediğimiz besinlerin emilim yapılabilmesi için sindirilmesi gerekiyor. Sindirilebilir forma gelen besinler ancak emilim yapılabiliyor. Bu anlamda midede ve ince bağırsaktaki bakteriler enzimlerle birlikte, mide asitleriyle birlikte buna sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Evet. Bağışıklık sistemi diye dediğimiz tabii genel olarak ince bağırsak ve kalın bağırsakta daha çok bulunan bakteriler ise dediğim gibi burada çok yarışmacı karakterlerinden dolayı patojenlerden daha hızlı bir şekilde giderek dokular üzerine kolonize oluyorlar. Yerleşiyorlar ve onların orada kötü bakterilerin gelmesine izin vermiyorlar. Ama aynı zamanda da baktığımızda kendilerini üretmiş olduğu çeşitli silahlar var. Hmm. Bu silahlarda biz kısa zincirli yağ asidi diyoruz. Prebiyotik lif, probiyotiklerin besiridir. Bunlar çok sık sık kullanılan benzer kelimelerdir. Bazen de karıştırılır. Hmm. Prebiyotiklerle beslendiklerinde, onları besiri olarak kullandıklarında bir çoğalmalarına sağlıyor. Aynı zamanda prebiyotik liflerden, bunlar dirençli karbonhidratlardır. Onlardan kısa zincirli yağ asitleri diye antimikrobiyal maddeler üretiyorlar ki bunlar patojenlerin etkisizleştirmesinde çok önemli görevleri var. Aynı zamanda bütün metabolizmada çok olumlu yönlerini biraz sonra konuşuruz. Tabii şimdi bu kilo alma, kilo verme konusunda da aslında anladığım şu ki probiyotiklere ihtiyaç var. Bununla ilgili peki nasıl bir done paylaşırsınız? Burada bahsetmem gereken yeni nesil bir probiyotik bakteriden anlatmak isterim. Lütfen. İsmi Akkermansia muscipula. 2004 yılında keşfedildi. Anaerobik bir bakteri. Ne demek bu? Oksijene karşı çok toleransı yok. Yani sadece ve sadece insan bağırsağında oksijensiz olarak canlı yaşayabilen bir bakteri. Anne sütünden bebeklere geçiyor. Temel kurucu bakterilerden birisi. Anne sütünün çok değerli olduğu, mükemmel olduğu, hastalıklara karşı koruduğu ile ilgili tüm anlatılan her şey Akkermansia gibi bakterilerin gücünden kaynaklanıyor. Mikrobiyota 4 yaşına kadar, 0 ile 4 yaşına kadar bebeklerde temel olarak oluştuğunda Akkermansia gibi kurucu ve lider bakteriler oluşabiliyor. Bunun bir özelliği de ürettiği bu demin bahsettiğim kısa zincirli yağ asitlerden çok önemli görevler ve roller ortaya çıkıyor. Mesela asidik asit üretiyor. Bizi sürekli açsın, bir şeyler yemek lazım diye sürekli kışkırtan bir grelin hormonu var. Grelin hormonu. Hı. Bir de şöyle söylemekte çok yarar var, onu vurgulamak isterim. Maalesef ki çağımızda endüstriyel hazır gıda teknolojileri ve sektörü sürekli bizi acıktırıyor. Sürekli bizi açlık krizlerine, tatlı krizlerine sokacak şekilde ürünler var. Hı hı. En acı, en baharatlı, en böyle farklı şeylerde, cipslerde bile şeker var. Sürekli bizi ne abi acıktırıyor. Yiyoruz, doyduk diyoruz, sofradan kalkarken aç kalkıyoruz. Bu grelin hormonu üzerine müthiş bir oyun oynanıyor.
Bütün dünyada böyle. Akermensiye ne yapıyor? Ürettiği asetatla grenin hormonuna baskılıyor. Sen dur diyor, fazla gelişme. Diğer taraftan da propionik asit diye bir asit var. O da leptin hormonunu, doygunluk hormonu. Yeter, sen fazla da yememen lazım diye böyle bir hormonal denge sağlıyor. Burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. GLP-1 diye bir hormon var. Araştırmalarda bu ortaya çıkmış. Çok ilginç bir hormon. Zaten insan vücudu muhteşem ve mükemmel bir sistem bütünü. O kadar ilginç çalışıyor ki biz de okuduğumuzda, incelediğimizde karşımıza inanılmaz derece bazen dehşet dediğimiz böyle şeyler bile karşılaşabiliyoruz. GLP-1 hormonundan bahsetmek istiyorum. Bir şey yemeye başladığımızda, önümüze iki porsiyon yemek koyduğumuzda bir porsiyonu bitirmeye kaldığında tamam sen doydun diyor. Fazla yemeyeceksin diyor. Bu sefer ikinci porsiyon kalıyor. Ve aynı zamanda yavaş bir şekilde... En çok bana lazım herhalde. Evet. Kilo problemi olan biri olarak. Diğer taraftan da mideden ince bağırsağa besinlerin geçişini de yavaşlatıyor. Bu sefer de pankreasın insülin üretmesini yavaş hale getiriyor. İnsülin dirençli diye ifade ettiğimiz ve toplumun büyük bir çoğunluğunda diyabet 2 diye, tip 2 diyabet diye bahsedilen bunun da ortadan kalkmasını sağlıyor. Akermensiyanın böyle bir görevi var. Bir de yine ürettiği bir asitten bahsetmek istiyorum size. Bütürük asit. Özellikle nörolojik sinir sistemi üzerinde iki sinir hücresi arasındaki GABA diye ifade ettiğimiz bir sıvı var. Yani bir nörondaki bilginin diğer nörona geçebilmesi için arada bir nörotransmitter gerekiyor. Bunu da GABA diye ifade ediyoruz. İşte bütürük asiti ürettiğinde buraya gidiyor. Bizim otizm gibi, Alzheimer gibi, Parkinson gibi ve diğer davranış bozuklukları gibi karşımıza çıkan beyinde ve nörolojik olarak karşımıza çıkan bütün sorunlarda bu GABA'yı tekrar yapınarak en azından bunları önlüyor. Yani bunama gibi, dediğim gibi Alzheimer gibi, Parkinson gibi hastalıklarda korumada en önemli görevlerinden birisi. Bir de evet. Adından anlaşılacağı üzere Akkermensia muscifera diye geçiyor. Muscin degrasyonu denilen bir şey sağlıyor. Hipokrat M.Ö. 450 yılında şunu söylemiş. Bütün hastalıklar bağırsaklardan başlar. O zaman öngördüğü bir şey var. Biz bugün ne diyoruz? Bağırsak geçirgenliği diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani bütün bağırsak hastalıklarının, hatta bütün hastalıkların kaynağının bağırsak geçirgenliği olduğunu söyleyebiliriz. Nedir bağırsaklar? Mukoza diye bir hücresel doku var. Şöyle elimdeki olduğu gibi. Yani burada hücreler sıkı bir şekilde olduğu zaman buradan yabancı bir maddeler doğrudan kana karışmıyor. Ama antibiyotikler kullanmak, yanlış beslenme ve diğer kimyasallarla birlikte bizim mukozamız 3-4 günde bir kendini yenileyen bir mukoza artık yenileyemiyor, inceliyor. İnceldiği zaman da yavaş yavaş kendini yenileme yeteneği yitirince de aralıklar oluşmaya başlıyor. Geçitler ve aralıklar. Ve buradan ağır metaller, zararlı kimyasallar, zehirli kimyasallar ve toksit maddeler doğrudan kana karışıyor. Başta beyin olmak üzere. Diğer bütün organlarımıza gittiğinde orada toksitler, zehirlenmelerle birlikte bizim bütün sistemimizi bozuyor. Hele bir de hareketsiz bir yaşamınız varsa. Evet. Burada bu bakteri şimdiye kadar keşfedilen, 100 yıldan beri probiyotikler keşfediliyor ama bu yeni nesil Akkermensia muscifera muscin degrasyonu denilen bir işlem yapıyor. Yani bunu yenileyecek olan musinin daha fazla üretilmesi konusunda kendisi de musinden besleniyor. Birden mukoza kendini yenilemeye başlıyor. Kalınlaşıyor, inceldiği yerden kalınlaşıyor ve aralıklar kapanıyor. Kapanınca hiçbir şekilde ağır metaller, zararlı kimyasallar, toksit maddeler doğrudan kana karışamıyor. Bir de Ty Jackson denilen, çok belki bilimsel bir terim ama onu söylemek zorundayım. Lütfen. Bizde sımsıkı diye ifade edilen bir şeydir bu. Bu kendini yenileyen mukozanın daha fazla sımsıkı bir bariyer sağladığında artık beyne de hiçbir şekilde zararlı maddeler geçmiyor. Akkermensia'nın böyle bir ciddi derecede özelliklerinden sayabiliriz. Evet, peki Haydar Bey, yani bu Akkermensia'yı öyle bir anlattınız ki böyle hemen gidip alasım geldi. Yani nasıl bu sunuluyor, bu anlamda tüketiciler bu ürüne nasıl ulaşacaklar? Şimdi bu da çok önemli yani. Tabii. Nasıl bir yine adım atsınlar izleyenlerimiz? Şimdi o kadar faydasından bahsettiniz ki. Evet. Yani yayın biter bitmez gidip alayım diye bir şey oluştu kafamda. Nasıl ulaşacaklar? Tabii Akkermensia ile ilgili bilgi kaynaklarına baktığında bununla ilgili ürünlere ulaşabilirler. Biz burada tabii bakteriyi biraz da anlatmak isterim. Lütfen. Biraz daha başka yönleri var. Lütfen Haydi abi. Bizim çağımızda dünyanın en büyük sorunlarından birisi obezite ve diyabet derken bir taraftan da kalp ve damar, bir de kanser. Ciddi derece. Her ailede kanser hastası var.
Her bir ailede kalple ilgili sorun yaşayanlar var. Şekerden kaynaklanıyor tabii. Tansiyon sorunları ve kolesterol sorunları ortaya çıkıyor baktığımızda. Burada rolleri nedir? Biraz da bunları açmak isterim. Lütfen. Özellikle insülin dirençlerini ortadan kaldırdığında şekerin enerjiye dönüştürülmesinde vücuda, pankreasa önemli bir fırsat tanıyor. Özellikle bağırsaklarda bu etkin bir şekilde bir etki alanı sağladığında kolesterol serum düzeylerine düşürdüğünde tansiyonu düşürebiliyor. Kalbimizi etkilemesinin en büyük sorunu demin de ifade ettiğiniz bir şeker. Yani kolesterolü okside yaptığı zaman bizim kötü kolesterol diye ifade ettiğimiz, trigliserit diye ifade ettiğimiz daha çok damar sertliği olan, damarlarda yapışan plakalar oluşuyor. Hı hı. Bunu önlüyor. Yani hiçbir şekilde damarlarımıza gidecek olan bütün kötü maddeleri bu arada engellemiş olabiliyor. Kanserle ilgili şunu söyleyebiliriz. Demin ifade etmiştim, oksijensiz bir ortamda canlı yaşayabilme özelliğinden başka birçok enerji kaynağını kullanıyor. Mesela diğer bakteriler karbonhidratı kullanırken bu aynı zamanda hidrojeni, nitriti ve nitrojeni de enerji kaynağı olarak kullanabiliyor. Mesela nitrojen nerede diye baktığımızda daha çok kanserojen maddelerin içinde. Nitrit ve nitrat gibi kanserojen maddelerin içindeki nitrik oksidi kendine aldığında enerji kaynağı olarak o kanserojen maddeyi de parçalayarak dışarı atıyor. Bu anlamda kanserden koruduğunu da ifade edebiliriz. Özellikle kolon kanseri diye baktığımızda kalın bağırsakta ortaya çıkan kanserin önlenmesinde çok önemli derecede rolleri var. Bir diğer rollerinden birisi de çok sık sık artık gündeme geliyor. Mutlu olmamız lazım. Evet. Mutluluk içinde serotonin hormonu diye bir hormona ihtiyacımız var. Evet, o meşhur hormon. Evet, meşhur serotonin hormonu. Evet. Sınavlardan önce bize söylerlerdi. Değil mi? Evet. Ben böyle gençlik dönemlerimde hatırlarım şöyle. Sınavlardan önce mutlaka işte bir çikolata al. Bu, bu anlamda. Yanlış kaynaklar aslında baktığımızda. Evet, yanlış değil mi? Tabii bize trans yağları, şekerleri bol bol yediriyorlar. Aslında serotonin hormonunun bize sağladığı şeylerden birisi sakin olmamız, huzurlu olmamız, mutlu olmamızın yanında bir de depresif olmamamız. Bu bizi daha fazla problem çözme konusunda da bir şey veriyor, fırsat veriyor. Serotonin hormonunu salgılayan triptofan aminazini de bu bakteriler üretiyor. Hı hı. Bu sefer baktığımızda beyinde %10'u üretiliyorsa serotonin, %90'ına yakını bağırsaklarda üretildiğini görüyoruz. Eğer bağırsaklarda probiyotikler varsa, Akkermensia gibi güçlü lider bakteriler varsa, serotonin hormonunuzu daha fazla üretebilecek triptofan aminazini üretebiliyor. Bu da bize büyük bir enerji sağlıyor. Toplumsal olarak zaten kaygının, endişenin en çok olduğu zamanlarda bile... Merkezindeyiz değil tabii mi? Tabii merkezindeyiz. Doğru vallahi. Daha çok mutlu olmamız gerekiyor Türkiye'de diye düşünebiliriz. Bir şanssızlığımız var maalesef. Nedir o? Dünyada birinciliğimiz var bizim. En çok antibiyotik tüketen ülkeyiz. Birinciyiz. Ne demek daha fazla antibiyotik tüketmek? Bizim bağırsaklarımızdaki bakterileri yok etmek demek. Elbette hastalıkları yok eden mikropları öldürmek için antibiyotik gibi mucize ilaç diye sunulan kullanmak gerekiyor. Ama şunu da bilmeliyiz ki gereksiz ve zamansız kullanımlarda baktığımızda bağırsaklarımızdaki probiyotikler de ölüyor. Ve daha çabuk hastalanıyoruz bu sefer. Direncimiz azalıyor. Bunu yenmek açısından baktığımızda belki bir Almandan, bir Amerikalıdan, bir Fransızdan daha fazla Türkiye'deki insanların probiyotiklere ihtiyacı var diye söyleyebiliriz. Mesela obezite konusunda biz Avrupa'da birinciyiz yine. Kadınlarda daha fazla, %38 oranında. Çok daha fazla. Hızla kilo alıyoruz. Hızla bunları nasıl vereceğiz diye çeşitli diyet programları yapıyoruz. Biz de diyoruz ki önce bağırsakları düzeltelim. Her bağırsaklardaki probiyotikleri düzeltirseniz, onlara fırsat verirseniz onlar obeziteyi, diyabeti, kanserden korumada bize büyük destek olacaklardır. Evet, şimdi önce bağırsakları tabii bir düzene sokalım dediniz. Bir taraftan bu probiyotikleri de bu anlamda düzene sokalım dediniz ama bunu yani bu ürünleri kullanarak mı yapacağız? Yani mesela dışarıdan böyle direkt aldığımız bir ürün müdür bu? Biraz bunu da ben açmak istiyorum işin açıkçası Haydar Bey. İzleyicilerimizin faydalanması adına. Şimdi hangi maddelerde var? Şimdi dediniz ki bu Akkermensia hangi ürünlerde var mesela? En çok işte hangi ürünü tüketelim? Ya da bunun bir yolu var mıdır? Geleneksel bakterilere baktığımızda bunlar fermentif karakterliydiler. Nedir? Bir gıdanın içine girdiğinde, onu fermente ettiğinde, yani onu yoğurt yaptığında, onu turşu yaptığında veya onu diğer fermente bir peynir gibi, boza gibi, sucuk gibi yaptığında onun bize sağlıklı bir şekilde etkisi var. Bunlar, ama doğal olanlardan tabii doğal olanlardan bahsediyorum. Tabii endüstriyel olanlardan değil tabii yani. Evet. Doğal olanlardan. Bu anlamda evlerde yoğurtların özellikle probiyotik yoğurtların yapılmasını ben de savunan birisiyim. Yıllardan beri bunu savunuyorum. Doğal yoğurt yani. Doğal yoğurtlardan. Ama aynı zamanda baktığımızda başka bir şey var.
O bakteriler oksijene toleranslı. Akermense ise toleranslı değil. Doğada bulunmuyor. Ne yoğurtta, ne torşuda, ne başka bir yerde akermenseyi bulma şansımız yok. Bu mikrobiyolojik olarak üretilmiş bir bakteri. Bunu liyofilize yöntemleriyle toz haline getirdiğimizde bir kapsüle veya bir şaseye koyduğumuzda bu ürünü böyle kullanmamız mümkün. Tek bu bakterinin bize yararlık olabileceği kanal ve köprü bu olabiliyor. Bu anlamda biraz da şeyden bahsetmek isterim. Bazen kamuoyunda ya bu bakteriler toz haline gelirse bunlar ölüdürler falan gibi söylüyorlar. Sadece yoğurttakiler canlıdır, diğerleri ölüdür diye. Şurada bir teknolojik ve mikrobiyolojik bir şeyi bilmemiz lazım artık. Dünyada gelişmiş ülkelerde probiyotik bakteri üretimleri dediğimiz zaman öncelikle fermentasyonla üretiyorlar ve çoğaltılıyorlar. Sonra bu fermente sıvılar -50 derecede, -70 derecede dondurularak toz haline getiriliyor. Maalesef ülkemizde bunlar çok bilinmiyor. Ama burada da bu fırsat verdiğiniz için de bunu açıklamakta yarar görüyorum. Probiyotikler toz halinde güvenlidirler ve onlar o şekilde kullanılabilirler. Evet, şimdi son 5 dakikamız Haydar Bey. Bir taraftan da ekranlarını yeni açan izleyicilerimize de bilgi mahiyetinde bir kez daha bu probiyotikleri aktarmanızı özellikle rica ediyorum sizden. Nasıl çalışırlar, yararları nedir, sindirim ve bağışıklık sistemine hangi olumlu etkileri vardır diye bir kez daha sormak istiyorum efendim. Ağızlarda çok pelesenk olan bir konu var. İkinci beyin. Duymuşsunuz. Bağırsaklar ikinci beyin. Nereye gitsek, hangi sohbete girsek bağırsaklar ikinci beyin. Peki birinci beynimizde ne var? İkinci beynimizde ne var? Birinci beynimizde hafıza hücrelerimiz var. Bilgiyi kaydediyoruz. Asıl beynimizde yani. Tabii birinci beyin diye kafamızın içindeki beyinde bilgiyi oraya kaydediyoruz. Ondan sonra bu bilgiyi aktararak bütün yaşamımızı sürdürüyoruz. Peki bağırsaklarda ne var? Bağırsaklarda da hafıza hücreleri var. Özellikle bağırsağın tam ortasında Peyer plakası denilen bir yerde beyindeki gibi M hafıza hücreleri var. Bu bilgileri kim kaydediyor? Bizim boğazımızda, özellikle bademciklerimizde ki bunun alınmaması gerekiyor. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Buradaki probiyotik bakteriler ağzımızdan ne girerse bunları tanıyorlar, ayırt ediyorlar, kategori ediyorlar. Bu kötüdür, bu iyidir. Sonra bu bilgileri gidiyorlar, Peyer plakalarındaki M hafıza hücrelerini kaydediyorlar. Bağırsağın tam o şeyinde. Ve burada beyin nasıl çalışıyor? Bağırsağın arka tarafında B ve T lenfositleri tarafından antikorlar üretiliyor. Bunları duymuşuzdur. Antikor fırtınası, sitokin fırtınası gibi şöyle şeyler. Özellikle pandemi döneminde çok duyduk. Bu bilgileri antikorlara yükleyerek ben vücuda giren, bu vücuda zarar verecek olan patojenleri, mikropları, virüsleri tespit ettim. Sen de devreye olarak geziyorsun vücudun her tarafında, bütün dokularında. Sen de bunu karşına geçersen bunları öldür diye antikorlara bilgi veriyorlar. Sistem böyle çalışıyor. Peki bir de şunu duymuşuzdur. Otoimmün hastalıklar. Yani immün sistem var, bir de otoimmün sistem var. Bu ne demek acaba? Modern tıp şöyle açıklıyor. Nedeni bilinmeyen bir şekilde antikorlar vücuda karşı saldırıya geçtiler. Nasıl yani? Önceden saldırmıyordu da. Şimdi ne oldu da bizim dost bildiğimiz, git şu mikrobu öldür dediğimiz antikorlar bize karşı saldırıyorlar. Probiyotikler yok edildiğinde. Antikorlar nereye saldıracaklarını bilmiyorlar. Bu sefer her tarafa saldırmaya çalışıyorlar. Bu anlamda mutlaka ikinci beynimizi kuvvetlendirmenin yolu probiyotikleri bu anlamda tekrar sağlamaktır. Fazlaca kullanmak. Kullanmak ve almak. Bütün çeşitlerle evet, almaktır. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz Haydar Bey. Gerçekten çok önemli notlar paylaştınız. Özellikle probiyotikler adına. Sindirim ve bağışıklık sistemiyle beraber aslında birçok konuya da aslında bu çok probiyotikler ciddi işe yarıyor anladığım kadarıyla. Evet. Ve akermensiyalarda keza yine az önce ifade ettiğiniz gibi. Şimdi son iki dakikamız, bu iki dakikayı da ekonomik değerlendirelim. Haydar Bey, şimdi bir taraftan da bu kilo alımı, işte bir taraftan kilo verme olayı, herkesin ciddi anlamda sorunları, evet. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi. Bununla ilgili de bu akermensiyalar ve probiyotikler çok ciddi anlamda işe yarar değil evet. mi? Dediğim gibi özellikle gelişmiş ülkelerde baktığımızda Amerika'da rakam olarak şimdi aklıma gelmedi ama yaklaşık birkaç trilyon dolar herkes bir zayıflamak var, için evet. tabii harcıyor. Sağlık sektörü de buna yönelik bazen mide botoksu ki biliyorsunuz zararlı. Mide ameliyatları falan alıyor. Çözmeye çalışıyor. Kimse bakterilerin bu görevi yapabileceğini düşünmüyor. Biz de diyoruz ki çok ucuz ve ekonomik bir şekilde. Vücudunuzu regüle eden, vücudunuzu dengeleyen, normal çalışmasını sağlayan bakteriler var. Bu bakteriler maalesef yok oldu. 100 sene önce
İnsan bağırsağında yaklaşık 5000 tane probiyotik bakteri vardı. Oysa ki bugün 500 çeşide düştü. Düşmesinin temel sebebi de başta antibiyotikler olmak üzere zehirli kimyasallar, gübrelerle birlikte biz bu 4500 çeşidi soykırıma uğrattık, yok ettik. Bir daha geri gelmiyorlar. Biz ancak 500 çeşidi de normal insanda var. Hastalığın zaman ondan da çok yok. Yani vücudumuzda direnç sağlayacak, bizi regüle edecek, bizim hormonlarımızı düzgün çalışmasını sağlayacak, grelin hormonu çalışma, leptin hormonu çalış diyecek bakteriler yok. Onları tekrar kazanmak zorundayız. Yani bizim mikrobiyolojiye ne kadar çok ihtiyacımız var görüyorsunuz. Yani bir ülkede köprüler, gökdelenler, otoyollar, her şeyi yapabilirsiniz. Ama kaç gramdır bilmiyorum bir COVID'in şeyine bütün dünya mahkum oldu. Evet. Yani bizim maalesef demek ki daha fazla mikrobiyoloji laboratuvarları, mikrobiyolojik araştırmalar yapmamız lazım. İşte obezitede olduğu gibi. Yani buna yönelik bütün birikimlerimizi, sağlık sektörünün o kocaman hortum gibi her şeyi emen şeyine karşılık bakterilerle bunları biz sağlayabiliriz diye söyleyebiliriz. Peki. Haydar Bey çok teşekkür ediyoruz efendim bu önemli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Eminim ki izleyicilerimiz de bu anlamda istifade etmişlerdir. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum şahsınıza. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Çok evet, araştırmacı Sayın Haydar Yılmaz bugün bizlere probiyotikle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Akermensia ile ilgili çok önemli bilgiler verdi sayın seyirciler. Değerli konuğumuza bir kez daha teşekkür ediyoruz ve günlük yayınımıza da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sizleri